Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Euro Truck Simulator'dayım ve Avrupa'yı geziyorum'un 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Karşınızda yeni Mercedes Arctros var. Bu aracımızdan beraber gideceğiz. Özlemişim aracı demek istiyorum. 64.000 kilometrede arabamız. Daha önce oynuyordum biliyorsunuz ben Mercedes'i. O araba bu kendisi. Dedikten sonra hemen yolumuza başlayalım. Yapıştır abi. Evet, bu videoda da bir direksiyon kamerası görüyorsunuz. Evet, Assetto Corsa videosuna baktım. Sorun çıkmamış. Gözüme ne oluyor lan? Assetto Corsa videosuna baktım arkadaşlar. Bir sorun çıkmamış kamerada. Ben de dedim ETS videosunda madem direksiyon kamerasıyla çekeyim. Eğer sorun çıkmazsa arkadaşlar direksiyon kamerasıyla devam edeceğim. Direksiyon kamerası ne bileyim sizler için nasıl bir avantaj var bilmiyorum ama yani istediklerinizi yerine getirmek zorundayım tabii ki de biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için direksiyon kamerasıyla devam ediyoruz. Torino'dan çıktık. Bologna'ya doğru bir yolculuk yok. Aynen Bologna'ya doğru bir yolculuk yapacağız bugün. Kaç ton yükümüz var? 19 ton yükümüz varmış arkadaşlar. 410 kilometre mesafemiz vardı. Bu mesafeyi gideceğiz, muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Evet, arka plan gerçekten çok hoş duruyor diyebilirim. Evet, hadi bakalım şöyle yapıştıralım. Arabanın kilometresini de bu arada sıfırladım. Görüyorsunuz burada 64.956 kilometre yazıyor. Arabada da en son bıraktığım gibi duruyor arkadaşlar araba. Deposu falan o şekilde. Ben şoföre falan da vermiyorum. Kendi kullandığım arabaları özellikle şoföre vermem. Böyle de bir şeyim var. Ya ben seviyorum ya. Bunlarda hepsinde hatıram var. Bu arabalarda. O yüzden saklıyorum bunları abi. Ya ben hiç araba modifiye etmeye bakmam arkadaşlar oyuna girdiğim zaman. Hemen garajımdan seçerim, çat çat alır giderim. Çünkü önceden hepsinin modifikasyonunu yapmışım ben zaten. Ha yeni bir şey eklendiyse onları eklerim, hemen girerim oradan geliştirme bölümünden. Giriyorum çatı çutur onları ekliyorum, çıkıyorum. Yani öyle her sıfırdan ben araba yapmam yani. Benim arabaların hepsi yapılı bir şekilde beni bekler orada hazır. Olmayanları da yapıyorum işte. Avrupa'yı geziyorum serisi gerçekten güzel bir seri. Bu da benim bir serim olsun. Şöyle adam akıllı bir seri yapayım ya. Adam akıllı böyle gerçekten. Bazı arkadaşlar demiş işte abi demiş Bahadır ha Bahadır. 20 bölüm mü ne fazla çekme o bölümleri de bitir demiş de. Abi siz bu seriyi severseniz niye bitireyim ki? Devam abi tam gaz devam. Çat 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 devam. Kaç bölüm olursa olsun. 50 bölüm, 60 bölüm, 70 bölüm. Artık sizler ne kadar isterseniz, sizler ne kadar destek verirseniz bu bölüme o kadar çok videosu gelecek. Avrupa'yı geziyorum. Halen çok seviliyor çünkü. Neden seviliyor? Ya oyunu herkes oynuyor artık. Oyunu herkes oynuyor ama muhabbet eden kimse yok. Onu söyleyeyim. Böyle güzel muhabbet eden falan kimse yok. Dikkat etseniz hep tek video çekmeye başladım artık. Evet, mümkün olduğunca da tek video çekmeye başlayacağım. Gelirse Mikael gelir, gelirse bir de konuk alırım yanıma. Mikael'de de birkaç problem var. Halletmesi lazım onları. Yoksa Mikael'de de geçerli bir şartımdır o. Video çekmeyeceğim. Abi biliyorsunuz mikrofonda bir sıkıntı var onda. O mikrofon alana kadar mikrofon ya da kulaklıklı mikrofon al diyorum ona. Beni de dinlemiyor adam. Mikael bak beni bu videoyu izliyorsan kesinlikle o mikrofonu al. Tamam, kulaklıklı mikrofonu al abi. Bak senin içine çok yarayacak. Ben sana diyeyim. Hadi ben benimkini göndereyim sana diyeceğim. Ben mikrofon falan aldım zaten. Mikrofon gelirdir yolda. Geliyor ya uçakta da herhalde bilmiyorum. Bunu sana vereyim diyeceğim ama yani şimdi bu da kullanıldı. Bu da eskidi yani bu. Yani ne gerek hani şeyleri falan kulağa gelen şeyleri falan artık eskimiş hep. Ya tutup da vermişim bunu Mikael'e veremem değil mi? Gidip sıfır da almam. Öyle de bir özelliğim var. Yani yapmam. Mikael bak başarı çaresine. Benimle oyun oynayacaksan bakacaksın. Yapacaksın bir şeyler. Karışmam yani. Evet. Hadi bakalım. Yapıştır. Güzel ya. Bu seriyi gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Sizler de sevdiniz. Bana da devam etmek düşer. Her bölüm değişik arabalarla. Her bölüm değişik arabalarla yolculuğumuza devam edeceğiz. Aynı arabaya gelme olasılığı 10. bölümde olur herhalde ya. 10. bölümde tekrar bir
İlk kullandığımız arabayı geliriz. İlk kullandığımız araba neydi bizim? Iveco'ydu. Aynen. Iveco Hiway'di. İlk kullandığımız araba Iveco Hiway 10. bölümde. 10. bölüme özelde birisi gelebilir yani. Bir değişik. Iveco'cu bir insanı çağırabilirim belki yanıma. Onu da söyleyeyim. Evet. Yapıştır. 104 kilometre, 105 kilometre mesafe yaptık, kat ettik. Şu anda 300 kaç kilometremiz kaldı acaba? Şöyle bakalım. Evet, 306 kilometremiz kalmış. Kardeş, bas gaza, bas gaza. Hadi, hadi yapıştır dayı. Evet. Çık abi. Çık abi. Gözünü seveyim, çık. Evet. Abi ben seninle uğraşamayacağım. Sen gitmezden haberin yok. Ben bu şekilde geçince mi aklın başına geldi? Artist gaza basıyor bir de utanmadan ya. Abi ben seni sollarım. Hiç acımam yani. Hemen şöyle bir geçeyim. Çık abi sen de çık ya. Tamam çıkmadığına. Lan kapan. Evet. Loş yok ki tuşlara bassın. Değil mi? Ulan ya yapıştır abi. Yükümüz bu arkamızda arkada değil mi bizim? Aynen. Tamam. İtalya'ya girdik bu arada. İtalya DLC'sine girdik. Avrupa'yı geziyorum serisi İtalya DLC'sine girdi. Normalde girmemesi gerekiyordu aslında. Ama girdi. Biraz tuhaf bir şey oldu olay. Çünkü İtalya DLC'si yeni bir DLC olduğu için girmemesi gerekiyordu. Avrupa'yı geziyorum serisi. Girdi bilmiyorum ya. Pek de emin değilim. Çıkartırım ama ben bir sonraki bölüm bunu çıkartırım İtalya'dan. Bakalım. Nereden başladı? Kalais'ten başladı. Kalais'te bitmesi lazım serinin. Onun için Kalais'e gidene kadar da bayağı bir seri gelecek abi. Çünkü İskandinavya'ya falan, İngiltere'ye falan geçme planlarım falan var. Bakalım. Bir şekilde geçeceğiz. Yapacağız. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar bu seri 20-30 fazla yani. O bölümlerden fazla gelir. Sizler beğenisi sayesinde bu seriye devam edeceğim. Onu da size söylemek istiyorum. Yapıştır. Kusura bakmayın abi. Çok saçma bir giriş yaptım oradan. Şeye odaklandım yola. O yüzden giriş yapamadım. Şöyle yakınlaştırayım. 164 kilometrelik mesafe gitmişiz. Tamam abi, o da iyi, güzel. Of. Devam ediyoruz. Kar modu da biraz sıktı değil mi arkadaşlar sanki? Bana öyle geldi ama yapacak bir şey yok. Kış olduğundan dolayı mecbur kar modunda oyuna o atmosferi yaşatması anlamında koyuyoruz. Yani bir SCS online havayı oyuna getiremedi. Yapacak bir şey yok diyecek de bir söz yok yani. Ya arkadaşlar ayarlamanız lazım. Ya bir kod gibi ya radyo kodu gibi aynı. Ya mesela ayarlayacaksınız. Neredeyim ben şu anda? Milano'dan geçiyorum. Milano'da hava nasıl? Yağmurlu. Otomatikmen oyuna da yağmur yağacak abi. Karlı mı? Otomatikmen oyuna da kar yağmaya başlayacak. Hani bunu yapması zor değil ki. Yani yapsalar bir zahmet gerçekten. Belki de bu oyun katlayacak kendisini. Tekrar katlayacak. Şunu da söyleyeyim. Gerçekten simülasyonu seven bir insan ETS her zaman oynar ama simülasyonu sevmeyen ben sadece online takılmak istiyorum diyen arkadaşlar ETS'nin online'ı olmasın bu ETS de ATS gibi olur. Batar abi. Biliyorum çünkü gerçekten bu oyunu oynayacak insanlar önceden nasıldı? Online yoktu. Multiplayer oynanmıyordu. Herkes single oynuyordu. İşte böyle alıp yük taşımacılığı falan yapıyorlardı falan. Tabii ben de o zamanlardan geldim çünkü. Evde internet yoktu. Evde internet olmayınca mecburen single oynamak zorundasın. Güncellemeler alamıyorsun. Çok zordu ya benim için. Ama ben güncelleştirmeler almak için devamlı internet kafeye giderdim.
kontrol ederdim. Bir tane sonraya doğru onun güncelleştirmesini değiştirdiler. Online updater falan geldi biliyorsunuz. Kafayı yiyordum ya. Deliriyordum. SCS öyle veriyordu biliyor musunuz güncelleştirmeleri yani. Oyun orijinal olmak istemeyenlere ET8'in bir sayfası vardı. Eurotrack Simulator Update miydi öyle bir şeydi. O sayfadan mesela alabiliyordunuz güncelleştirmeleri. O sayfayı herhalde o desteği kestiler mi oradan bir şey yaptılar. Fazla şey yapmıyorlar yani orayı. Kulak vermiyorlar artık. Normalde oradan crackli versiyonların hiç güncellemelerini indirebiliyordunuz. Ama hemen öyle çıktığı zaman çat diye güncelleme oyuna geldiği zaman oraya gelmiyordu. O ayrıydı tabi. Böyle bir iki hafta falan geçiriyorlardı. Hadi o güncellemeyi indirdikten sonra bir de crack yapmanız gerekiyordu biliyorsunuz. O crack işi de çok zordu yani. Crack yok abi. Crack yok. Crack aramaya çalışıyorsunuz. Crack yok. Crack'i indirirken bilgisayara virüs bulaşıyordu falan derken bayağı bir sıkıntılı işlerdi ya. Ne günlerden geldik be. Şimdi internetimiz var. Bir de internetimiz kopuyor onun üstüne üstlük. Yani yapacak bir şey değil. Alfa devam etsen ölüyor mu? Biraz daha gaza bassan ölüyor mu kardeşim? Ben şöyle geçeceğim mecburen. Hiç yavaşlayamayacağım abi. Kusura bakmayın. Alfa Romeo. Kaç oradan kardeş? Vay. Mercedes yine gidiyor abi. Mercedes yine gidiyor ya. Abi mazotumuz var mı? Var. Tamamdır. Kaç kilometremiz var? 118 kilometre var. Bir yerden mazot alsam mıydık acaba? Gerek var mıydı? Ya da gerek yok. Yapıştır abi ya. Ne mazot? Kalırsa iteriz. Ama bu garagışa araba itecek. Başka bir işimiz yok yani bizim. Evet dediğim gibi. Önceden öyleydi. Mesela güncelleştirme geliyordu. Oynayamıyorduk. Hemen. Şeye düşecek de kreye çıkacak da biz onu crackleyeceğiz de oynayacağız da oho uzun iş. Şimdi tam sürümler böyle cracklenmiş bir şekilde hazır geliyor. Şimdi kolaylık var. Önceden yoktu. Neyse ki Steam'le tanıştık. Oyunlarımızı orijinalleştirdik hepsini. Hem sıkıntı çekmiyoruz Allah'tan. Steam platformunu kim yaptıysa ellerine sağlık diyeyim. Ne diyeyim? Yani iyi iş başarmış Valve. Valve yaptı zaten. Valve gerçekten iyi iş başarmış. Ya da başkası yaptı Valve onlardan satın aldı. Belli de olmaz yani. Valve'nin olabilir. Belki başkası yapmış olup Valve ellerinden satın almış olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Belki Steam Valve'yi almış olabilir. Bunu tartışmayalım isterseniz. Çünkü bu konu sabah arada uzar gider. Biliyorsunuz. Bayağı bir sıkıntı. Şuradan girecekmişiz. Buradan gireriz abi. Sıkıntı yok. Şöyle girelim. Yapıştır. Evet. Vegas'ı yanlasın. Açıl abi. Yes. Okey. Bakalım. 65.000 kilometre yapmışız arabamızda. Güzel. Devam ediyoruz. Abi işte bak. Geliyoruz geliyoruz bu 50 kilometre bitmez ya bitmiyor abi. Şimdi ileriden Bologna'ya sapacağız. Ferrara Venezia mı? Ferrara Venezia Ancona yolu nasıl gireceğiz? Burası biraz karışık. Şimdi burada yol biraz karışıyor. Ancona Ferrara Venezia demiş. Bakalım. Şimdi biz şöyle girdik. Ha tamam bize karışmıyor tamam. Düz gideceğiz. Yok düz mü? Yok aşağı gideceğiz. Şöyle gireceğiz. Çok sakat, sakıncalı bir yol burası ya. Millet bakın hep yavaş yavaş gidiyor. Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyor ki adamlar. Biz diyor nereye düştük lan? Biz nereye gidiyoruz falan diye tartışıyorlar şu anda arabada. Köprü hatları da tenha. Evet. Biliyorsunuz Türkiye'de köprü altı dediğin zaman biraz sıkıntı oluyor. Bu olay çok büyük. Bu olayı deşmeyelim arkadaşlar isterseniz. Yapıştır. Evet. Mazotum bitti. Mazotum bittiği yerde kalırız abi. Yapacak bir şey yok. Mazotum bittiği yerde dururum. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Bak ne güzel gidiyoruz. Ben yükümü yine bırakıyorum serbest kamerayla.
Abi geldiğimiz yolda da mazotçu yoktu, şimdi ben ne yapayım değil mi? Geldiğimiz yolda mazotçu yoktu abi. Yalan mı konuşayım şimdi ben? Neyse, ileride benzinci var. Bakalım benzinciye gidebilecek miyiz? Benzinciye gidebilecek miyiz? Benzinci nerede? İleride, ileride, yolun hemen üstünde. Abi gidersin. Hadi gözünü seveyim. Bitti abi, benzin bitti ya. Göz göre göre bitti benzin. Abi hadi. Hadi gözünü seveyim. Gider abi be. Gider ya. Şurada biraz hız kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Yok, kaybetmedi. 38-39 yapıyor. Şu anda kaybetmedi. Ben şöyle tersten gireceğim. Hiç kusura bakmayın. Bir saniye abi. Şöyle ben şuraya bir gireyim. Hop. İşte buna da şans deniyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle depomuzu dolduralım. Yükümüzü bırakalım. Okey telefon. Okey. Direksiyonu kaydeden telefon bu arada, onu söyleyeyim. Yeter de. Kaç litre oğlum deposu? 1400 değil mi? Tamam. Tam 1400 aldım. 1918 euro verdim. Devam. Şimdi yükümüzü bırakabiliriz. Oğlum bak, kapışmayalım istersen. Işığın tozunu aldım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her zaman yaptığımız işi oraya giriyoruz, yükümüzü bırakıyoruz işte. O yüzden fazla uzatmayacağım. Burada videoyu noktalamak istiyorum. Evet. Benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.